Misafiriniz var Esma Nur Hanım. Aa, sen döndün mü İstanbul'dan Sevinç'ciğim? Döndüm hayatım. Bir hal hatır sorayım dedim. Yediğin içtiğin senin olsun. Gezdiğin yerleri anlat. Vallahi her seneki gibi sınıf arkadaşlarımızla buluştuk işte. Boğaz'da klasik balık sefamız vardı bizim. Özledim İstanbul'u. Boğaz dedim de aklıma geldi Esma Nur. Sen Asaf Roma'da fuarda dememiş miydin? Evet. Ayol ne fuarı? Kocan İstanbul'da bugün karşılaştık. Yanında da hoş bir kadın vardı vallahi. Bugün dönecekti Roma'dan tabii. Programı öyleydi yani. Sen biliyordun öyleyse İstanbul'da olduğunu. Tabii biliyordum Sevinç. Peki o kadın kimdi, o baş başa yemek yediği kadın? Ne bileyim ben, şekerim muhtemelen iş yaptığı müşterilerinden biridir. Nasıl bir kadındı? Orta yaşlarda, senden benden biraz genç. Ama esmer, böyle alımlı bir kadın. Dur bakayım, adını da söyledi ama... Hatırla bakayım Sevinç, neymiş adı? Hacer'di galiba. Evet, Hacer diye tanıştırdı. Hacer mi? Hacer mi dedin sen? Evet, Hacer dedi galiba. O Asaf'ın akrabası canım. İş arkadaşı değil, yeğeniydi galiba. Yok ya, kuzeni. Asaf? Uyku tutmuyor da. Ya. Girebilir miyim? Asaf. Lütfen. Buyur. Çok yakışmış bu renk sana. Teşekkür ederim. Aklıma bazı şeyler takılıp duruyor. Sana sormazsam uyku haram olur bana bu gece. Sorabilir miyim? Sor. Acaba o vakit boşansaydım... seninle ikimiz... Evet. Yani biz evlenseydik... ne olurdu? Nasıl bir çift olurduk? Hiç düşündün mü bunu? Bilmem... Geçmiş zaman. Düşünmemeye çalışmışımdır herhalde. Ben son zamanlarda çok düşünüyorum ama. Ben sana çok aşık olmuştum, biliyor musun? Asaf. Biz bunları konuşmamalıyız. Hacer. Hadi. Tıpış tıpış odana. Hem sabah erken kalkıp İstanbul'u dolaşmayacak mıyız? Uyumamız lazım. Hacer. Asaf. Hadi doğru odana. İyi geceler. İyi geceler. Seni çok sevdim Asaf. Esma Nurcuğum geç oldu, bana müsaade. Oturuyordu ne güzel. Yok canım, Tuna da merak eder şimdi. Gene bekliyorum ama. Akın'la Tuna'yı bu yakınlarda yemeğe çıkaracağız değil mi? Mutlaka. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Oh.
alacağın olsun Asaf. Bu kadar çabuk ha? Demek hepsi bahaneymiş. Maksadın Hacer'le olmakmış. Anne. Sen iyi misin? Hiç iyi değilim. Ne oldu, anlatsana. Baban Roma'dan dönmüş çoktan. İstanbul'daymış. İstanbul'da Hacer denen o kadınla berabermiş. Yok canım, emin misin? Sevinç ikisini baş başa görmüş. İnanabiliyor musun? Biz daha boşanmadan o kadına fink atıyor. Hay Allah. Kurt puslu havayı sever derler. Doğruymuş. Hacer de hiç vakit kaybetmemiş. Hemen ova çıkmış. Anne sen de kocanı sahipsiz bırakmasaydın ama ya. Olacağı buydu tabii. Kolay gelsin Galip. Hoş geldin Semih. Ben de tam seni aklımdan geçiriyordum. Otursana. Ne içersin? Bir şey almasam. Güzel yapmışsın buraları. Çok çağdaş görünüyor. Tabii sen 15 yıl önceki halini hatırlıyorsun. Babamdan sonra çok değişiklik yaptın buralarda. Ellerine sağlık. Kocaman bir tesis olmuş. Oldu da bizi de yordu. Aslında ben buraya o geceyi konuşmaya geldim. Konuşalım tabii Semih. Sen de merak ediyorsun haliyle. Bunlar böyle çil yavrusu gibi niye dağıldılar diye. Aslında o gece Leyla'dan biraz bir şeyler öğrendim. Ya. Kaçtı şu avukatın numarası? Buldum. Alo, Kerem Bey. Ben Esma Nur Çelebi. Nasılsınız? Boşanma evrakları ve anlaşma metni için İstanbul'a gideceğim. Evet. Asaf'ın cebi kapalı. Kaldığı otelin telefonunu da kaybetmişim. Sizde otelin numarası var mı? Bir dakika yazıyorum. Evet. 2 İyi günler. Görürsün sen Asaf. Leyla sana ne anlattı? Anlattı bir şeyler. Ama ben senden duymak isterim. Ne geçti ikinizin arasında Galip? Galip, cevap verecek misin? Leyla ile aramızda hiçbir şey geçmedi. Hiçbir şey yaşanmadı. Benden buna inanmamı mı bekliyorsun? İster inan ister inanma. Bu sana kalmış. Ama gerçek bu. Peki o zaman yemekteki o gerginlik neydi? Masa bir anda saati bombaya döndü. Leyla biraz daha otursa güm diye patlayacaktık. Bak bir ara Hanzade ile bir takım sorunlar yaşadım. Ve tam o günlerde de karşıma Leyla çıktı. Bir an duygusal bir yakınlık oldu. Ama hepsi bu. Duygusal yakınlık. Nasıl bir şey bu? Tarif etsene biraz. Sana şu kadarını söyleyeyim. Eli elime değmedi. Şimdi anladın mı duygusal yakınlık ne demek? İnanayım mı yani buna Galip? Dedim ya Semih. İster inan ister inanma. Ama durum böyle. Peki Hanzade ile aranızda geçen tatsızlığın sebebi neydi? Bunu niye sordun şimdi? Hiç. Merak ettim yalnızca. Onu boş ver. Çok uzun hikaye. Günaydın Akın. Günaydın. Neden canının sıkıldığını biliyorum.
balımla bozuşmuşsunuz. Çok üzüldüm. Ne oldu? Benim eşekliğim yüzünden. Anlatmak ister misin? Boş ver ya. Babamı duydun mu? Yok. İstanbul'daymış. Aa. Beyefendi İtalya'dan dönmüş ama arayıp bildirme zahmetine girmemiş. İstanbul'da mıymış? Kim söyledi? Annem. Dün Sevinç teyze babamı İstanbul'da Hacer Hanım'la baş başa yemek yerken görmüş. Ne? Öyle işte yenge. Babamla Hacer Hanım İstanbul'da gezip tozuyorlarmış anlayacağım. Akın, işin aslını aslarını öğrenmeden tepki vermeyelim. Ne tepki vereceğim ya, bana ne? Ne yaparlarsa yapsınlar yenge. Koca koca insanlar. Bir de onların derdiyle uğraşamam. Günaydın. Günaydın anne. Nereye çıkıyoruz? Bazı işlerim var. Şoför lazım mı sana? Yok, ben dışarı çıkmayacağım bugün. İyi o zaman. Allah'a ısmarladık. Ne yapacağız Akın? Ne bileyim yenge. Bence inceldiği yerden kopsun. Ayrıca hiç de umurumda değil. Akın, ne demek bu? Senin umrunda olan ne peki? Üzerime gelme yenge. Benim derdim bana yeter. Bir de annemle babamla Hacer'le falan uğraşamam. Sevdiğim kızı kaybetmişim ben ya. Hem de bir hiç uğruna. Bırakıp gittiniz beni yalnız başıma. Neden? Kimsem yok şu hayatta. Tek başıma bıraktınız beni. Oo, hadi balım ya. Geç kalıyoruz. Ağlıyor musun sen? Yok. Neden ağlıyorsun? Rüyamda annemle babamı gördüm. İstanbul'a gitmek istiyorum. Uzun zamandır kabristana gidemedim. Tamam, gider dua ederiz. Ağlama artık. Kendimi yalnız hissediyorum. Kalbim çok kırıldı. Ah Akın, ah. Ne iyi yaptın da geldin. Baksana, rüyada gibiyiz. Bana şu cep telefonunu verir misin? Telefonu ne yapacaksın ki? Rüyanın bitmemesi için bir görüşme yapmam lazım. Benimkinin şarjı bitmiş. Şarj aletini yanıma almamışım. Kimi arıyorsun? Veysel'i. Ha, çevirmene gerek yok. Veysel'in cep telefonu kayıtlı orada. Cepten ararsam senin numaran gözükür. Senin ne olduğumu bilmesin. Alo. Veysel, nasılsın oğlum? Anne iyidir. Sen nasılsın? İstanbul nasıl? Vallahi buralar çok güzel be Veysel. Aynur teyze iyi mi? Aynur teyze mi? İyi, çok selam ediyor. Oğlum, ben ancak bu akşama gelebileceğim. Tamam anne, fark etmez. Yeter ki sen gel. Ev sensiz çekilmiyor vallahi. Canım oğlum. Akşama görüşürüz. Fazla yazmasın, kapatıyorum. Peki anneciğim. Hadi hayırlı yolculuklar. Demek Aynur teyzeyle berabersin. Benim için yalan söyledin yani. Asaf, istersen madalya tak yalan söyledim diye. Sanki matah bir şey yaptım. Benim için bunu yapman çok hoşuma gitti. Kolay gelsin Veysel. Niye güldün? Siz ne zaman buralarda görünseniz ortalık karışıyor da ona güldüm. Sinirden yani. Gül tabii. Ben de gülüyorum. Ağlanacak halimize gülüyorum tabii. Ne oldu yine Esma Nur Hanım? Ağlanacak neyimiz var ki? Daha ne olsun? Senin annen olacak o kadın, benim kocam olacak o adam İstanbul'da el ele kol kola gönül eğlendiriyorlarmış. Siz ne diyorsunuz Esma Nur Hanım? Annem yapmaz öyle şey. Kendinize gelin. Doğru yapmaz. Sütten çıkma ak kaşıktır senin annen. Sen nerede olduğunu söylesene bakayım. İstanbul'da. Aynur teyzeyi ziyarete gitti. Benim saf çocuğum. Sen öyle san. Ben de Asaf'ı İtalya'da tatilde sanıyordum. Öyle değil miymiş? Makbule orada demişti. Değilmiş elbet.
İstanbul'da annenle baş başa yemek yerken görülmüş. Allah Allah. Şimdi anlarız, dur bakalım. Ne oldu? Açmıyor mu? Telefonu kapalı, ulaşılamıyor. Sen ulaşamadın ama ben çoktan ulaştım. İkisi bir otelde kalıyor. Oda tutmuşlar. İki gündür beraberlermiş. Ama bana Aynur teyzeye gidiyorum demişti. Orasını bilemem. Buraya sana haber vermeye geldim. Ben buradan direkt İstanbul'a gidiyorum. Otele gidip hesabını soracağım. Hadi sana kolay gelsin. Esma Nur Hanım. Bana mı seslendin Veysel? Evet. Bekleyin, ben de geliyorum. Arabadayım. Elini çabuk tut. Fazla beklemem. Hemen üstümü değiştirip geliyorum. Bak Galip. Konuyu açıklığa kavuşturalım. Ne dersin? Benim kimsem yok biliyorsun. Ne ailem var, ne yuvam var. Bir sen varsın. Bir de Celal vardı. Hı hı. O gece tam olarak ne yaşadığımızı bilemiyorum. Ama her ne olursa olsun ben seni kaybetmek istemiyorum. Biz dostuz Semih. İyi ya. Aşkımdan ölsem aramıza ne kadın sokarım ne başka bir şey. Semih, durum öyle değil. Sizin madem Leyla ile aranızda bir şey geçmemiş... Duymak istediğinin ne olduğunu biliyorum. Ama bilmen gereken bir şey yok. Biz Leyla ile sadece... Sadece ne? Sadece iki dosttan öte olmadık. O zaman bir problem yok. Güzel. Ama şunu iyi bil. Bana tercih yapmak zorunda kalacağım bir şey söyleseydin... Yani o kızı sevmiş falan olsaydın... Ben aradan çekilirdim. Ah Kadir Bey, gelin. Bakın hastanızı. Açmış gözlerini doktor. Hadi geçmiş olsun. Hayati tehlikeyi atlattı. Aman çok şükür. Ne diyor doktor? Bilemiyorum. Ama bazı kalıcı ağır hasarlar almış. Bir daha konuşamayacak mı yani? Bunu söyleyemem Kadir Bey. Hastanın şu hale geleceğini söyleyemediğim gibi. Yani bir umut var diyorsunuz. Elbette. Bakarsınız birazdan konuşmaya başlamış. Ne diyorsun doktor? Bülbül gibi şakır mı yani? Neden olmasın? Ben hemen Çelebi'ye haber vereyim. Arkadaşım, haber vermem lazım da. Alo Kadir. Hüsnü komadan çıktı mı? Ne diyorsun ya? Süper bir haber. Semih, duydun mu? İplikçi Hüsnü komadan çıkmış. Vay be. Güzel haber. Hemen geliyorum Kadir. Biliyordum ya. Hiç değilse birinin komadan çıkacağını biliyordum. Boşu boşuna sabrın sonu selamet dememişler. Ben gidiyorum. Sen istersen burada otur. Olmaz. Sen Celal'in katillerini bulmaya gideceksin. Ben burada oturup viski mi içeceğim? Hayatta olmaz. Hadi o zaman fırlayın. Hadi. Asaf, artık rüya bitti. Sana gel demeyeceğim. Ama ben gidiyorum, bilmiş ol. Hemen mi? Evet. Veysel'e akşama Bursa'da olacağım diye söz verdim. Hoş geldiniz. Hacer Hanım. Asaf Bey. Bizim odaları check out yapar mısın? Biz toparlanıyoruz. Hemen efendim. Geliyorsun demek Asaf. Seni buradan yalnız göndermeye içim el vermiyor. Oğulların dönüşüne çok sevinecek. Hadi çıkıp toparlanalım. Çelebi, oldu. Açtı gözlerini sonunda. Biliyordum desem inanır mısın? İnanmasam kaç yazar be abi. Bak. Hani gözlerini açmıştı? Uyuyor. Az önce kendinden geçti. Çelebi, uyandırayım mı, ne dersin? Durduğun hata. Komadayken almıştır uykusunu. Şimdi bize lazım. Şşt. İplikçi Hüsnü. Aç bakayım gözünü. Hatırladın mı beni?
Hatırladın mı diyorum İplikçi Hüsnü. Çelebi ne oldu böyle buna? Bilmiyorum. Git çabuk doktor çağır, hemşire çağır. Ne oldu buna dersin Semih birdenbire? Hiç anlamam ki böyle şeylerden. Allah Allah, daha da azıttı. Dur ben şu doktoru bulayım. Sen burada kal. Tamam, merak etme. Evet. İşte baş başa kaldık Hüsnü. Yine karşımdasın. Artık benim buna bir çare bulmam lazım ha. Nesi var bunun? Ben şimdi sakinleştirici yapacağım. Sizden de odadan çıkmanızı rica edeceğim. Tamam, hadi biz dışarı çıkalım. Ne kadar da çok eşya var. İtalya'dan aldığım hediyeler de var. Onun için çok kalabalık oldu valizler. Bu kapanmayacak gibi. Dur. Ben de yardım edersem kapatırız. Hadi. İşte oldu. Evet. Keşke bu rüya bitmeseydi. Keşke bir gün daha sürseydi. Aklından geçen şeyler pek hayırlı şeyler değil Asaf Bey. Yolcu yolunda gerek. Tamam tamam, kızma hemen. Affedersiniz, bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Ben müşterilerinizden Asaf Bey'in eşiyim. Kendisini lobide göremedim. Acaba bir bilginiz var mı? Asaf Bey az önce odasına çıktı hanımefendi. Oda numarası kaçtı? 107 efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Galiba her şeyi valize koyduk. Tıkıştırdık desen daha doğru olacak. Hazır mısın bakalım dönmeye? Senin neyse evet. Hazırım. Valizleri almak için vale geldi galiba. Kapı açık, buyurun. Anne? Baba? Muhsin, bir dakika gelir misin lütfen? Leyla Hanım nerede? Arıyorum, telefonunu açmıyor. Basın birliği konferansına gitmişti. Konuşmacı olduğu için telefonu kapatmıştır. Gazetenin yarınki manşeti belli oldu mu? Oldu Semih Bey. Bir kısım kamu kuruluşlarındaki yolsuzluklarla ilgili. Manşeti değiştireceğiz. Değiştirecek miyiz? Evet. Bursa Posta'nın yarınki manşetini değiştiriyoruz. Hem de hemen. Ama nasıl olur? Leyla Hanım burada yok. Böyle şeylere o karar verir biliyorsunuz. Editör o. Ben bu gazetenin sahibi değil miyim Muhsin? Evet Semih Bey. Varsa ki bugün editör benim. Oldu mu? İçin rahat etti mi? Estağfurullah efendim. Güzel. O zaman müsaadenle yarınki manşeti değiştiriyorum. Peki manşet ne oluyor Semih Bey? Çelebilere korkunç suikast. Galip Çelebi kurtuldu ama en yakın arkadaşı vefat etti. Ne? Bu söylediğiniz doğru mu Semih Bey? Hadi oyalanma. Git manşeti değiştir. Bakın Semih Bey. Haber doğru mu? Haber kaynağı güvenilir mi? Onu bile söylemiyorsunuz. Muhsin! Git manşeti değiştir. Peki efendim. İkimiz bir odadayız diye yanlış anlamayın. Burası aslında benim odam Esma Nur. Asaf Bey. Efendim. Açıklama falan yapmana gerek yok. Durum yanlış anlamaya çok müsait. Bırakın da anlatayım. Hem Hacer'in de zan altında kalmasın. Ben buraya açıklama dinlemeye gelmedim Asaf. Hiç gerek yok. Emin ol, ben göreceğimi gördüm. Artık içimde tek bir şüphe kalmadı. Buyur, bunlar imzaladığım boşanma evrakları. Seni kutlarım Hacer. Tam 30 yıllık bir maraton koştun. Sonunda da ipi sen göğüsledin. Azimli bir kadınmışsın. Gerçekten bravo. Eli öpülecek kadınsın. Yapma ne olursun Esma Nur. Durum vallahi sandığın gibi değil.
Müsaade et izah edeyim. Ben göreceğimi gördüm Hacer. İzahı oğluna yaparsın artık. Size Allah'a ısmarladık. Esma Nur dur bekle. Bekleyin beni Veysel, şimdi dönerim. Bana izin ver. Her şeyi sana izah edeceğim oğlum. Nasıl yapabildin bunu anne? Oğlum vallahi sandığın gibi değil. Bu oda benim değil Asaf Bey'in. Benimki karşısı. İnan bana doğruyu söylüyorum. Nasıl doğru ya? İstanbul'a Aynur teyzeye geldiğini söylemiştin. Ben seni nerede ne şekilde buluyorum? Nasıl inanayım şimdi ben sana? Tamam haklısın. Yalan söylemekle hata ettim. Ama ne senin yüzünü kızartacak ne de namusuma laf getirecek bir şey yapmadım. Ne halt yemeye geldin o zaman buraya? Valla Asaf'ı Bursa'ya döndürmek için geldim. Ya ne bileyim bir iyiliğim dokunsun istedim. Sana mı düştü anne? Bak iş daha da büyüdü şimdi. Bambaşka bir hal aldı. Of doğru söylüyorsun. Ama ben Galip abine kıyamadım. Geçen gün geldi çok üzgündü. Babam ortalarda yok dedi. Asaf da beni aramıştı İstanbul'dan. Kendi kendime düşündüm. Gideyim getireyim şu adamı dedim. İnanamıyorum sana. Bizi bu duruma nasıl düşürebildin? Hadi yürü gidiyoruz. Tamam. Esma Nur böyle apar topar gidemezsin. Bir dakika dinle beni açıklayayım durumu. Hacer dün beni Bursa'ya döndürmek için geldi. İkna etmek için. Anlaşılan ikna etmiş. Hem de bir gecede. Bravo vallahi kadına. Saçmalıyorsun. Aramızda hiçbir şey olmadı Esma Nur. Odalarımız ayrıydı. Asaf anlamadığım bir şey var. Beni ne odalarınız ilgilendiriyor ne de yaptıklarınız. Ben göreceğimi gördüm, alacağımı aldım. Bırak da gideyim. Dur, bekle bir dakika. Nereye gidiyoruz? Bir evim var. Oraya gidiyorum. Hasan, bekle geliyorum. Peki efendim. Asaf Bey, bu araba ikimize dar gelir. Ya seni götürür Bursa'ya ya beni. Sen karar ver. Peki Esma Nur. Sen git. Ben bakarım başımın çaresine. Nereye gidiyorsunuz Veysel? Bursa'ya dönüyoruz baba. Oğlum bekleyin beraber döneriz. Yok beraber olmaz biz dönelim. Neyle gideceksiniz peki? Bir otobüse biner gideriz. Sakın aklına yanlış şeyler sokma. Beni düşünmüyorsan anneni düşün. Günahımızı alma he mi oğlum? Biz gidelim baba. Hadi anne. Abi. Hı. Sen duymadın daha değil mi? Neyi? Babam. İstanbul'daymış. İstanbul'da mı? Dönmüş mü yani İtalya'dan? Çoktan dönmüş meğer. Neden Bursa'ya gelmediği de ortaya çıktı. İstanbul'da kimle berabermiş tahmin et. Kimle? Hacer Hanım'la. Beraber gezip tozuyorlarmış. Ne? Ya. Bizim ihtiyar delikanlı hayatını yaşıyor anlayacağın. Ne saçmalıyorsun? Doğru konuş. Öyle ama. Belli ki Hacer Hanım'la gezip tozmak tatlı gelmiş. Baksana dönmüyor Bursa'ya. Buna da tatlı kaçamak denir bizim jargonda. Öyle değil mi? Akın. Söylediklerini kulakların duyuyor mu senin? Aslını astarını öğrenmeden konuşup canımı sıkma. Tamam abi. Bana ne ya? Beni ilgilendirmiyor. Madem boşanacaklarmış, herkes istediğini yapabilir. Bana bak Akın. Kimsenin boşanacağı falan yok. Niye abi? Babamın bu yaptığından sonra annemin onu affedeceğini hiç sanma. Affedersiniz Akın Bey. Çiçekçi ısmarladığınız buketi getirdi. İyi. İstediğiniz gibi olmuş mu? Evet evet. Sağ ol. Umarım işe yarar bu güller. Kime bunlar? Eğer kabul ederse balım abi. Aranız nasıl bakalım? Kötü. Çok kötü. Güllere kaldı işim. Sen mi söyledin? Ben cesaret edip seni aldattım diyemedim. Ama maalesef öğrendim. Demek ikisi aynı otelde aynı odada. Ha? İnanamıyorum.
Hacer Hanım ne zaman gitmiş İstanbul'a? Ne bileyim kızım. Aramıştır Asaf. Atla gel demiştir. O da zaten dünden razı. 40 yıl düşünsem babamın böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Sen hala düşünme Hanzade. O yaptı bile. Asaf'ın Hacer'e aldığı yüzük vardı ya. Evet. Meğer her şeyi o yüzük anlatıyormuş da ben fark etmemişim. Nasıl yani? Yüzük meğer Asaf'ın seçimini gösteriyormuş. 40. evlilik yıl dönümümüzde bana değil, o kadına yüzük aldı. Her şey açık değil mi? Babam İstanbul'da mı kaldı şimdi? Bilemem. Ben çekip geldim. Artık İstanbul'da mı kalmıştır? Yoksa o Hacer denen kadının evine mi gitmiştir bilemem. Hanzade, Ömer Asaf'ı nasıl teskin edeceğiz bilemiyorum. Hadi patron, aç artık şu telefonu. Akın arayıp haber versem mi acaba? Alo Akın, önemli bir durum var abi, sizinle ilgili. Ne durumu, ne oluyor Muhsin? Akın sus ve dinle. Bizim gazetenin yarınki manşeti Galip abinin geçirdiği kazayla ilgili. Ne? Ne demek bu? Çelebilere korkunç suikast diye başlık atıyoruz abi. Şimdi uzun uzun izah edemem. Galip abiye söyle haberin çıkmasını istemiyorsa Bursa Posta'ya gelsin. Duruma müdahale etsin. Müdahale mi? Kapatıyorum ben Akın. Kapatmam lazım. Abi, Bursa Posta Celal abinin ölümünü manşet yapacakmış. Hem de Çelebilere korkunç suikast başlığıyla. Olmaz öyle şey. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmiyorum abi. Ben gazeteye gidiyorum. Tamam, ben de eve gidiyorum. Ne kadar sevimli değil mi Hasan abi? Sevimli de Ömer Asaf. Üşüteceksin. Hadi artık içeri gidelim. Ya biraz da oynayalım ne olur. Biri geldi. Evladım canımın içim. Hoş geldiniz Asaf. Sağ ol Asaf. Valizleri içeri alır mısın? Tabii. Nasılsın bakalım? Hastayım. Daha doğrusu hastalandım. Niye? Ne oldu ki? Astımım tuttu. Yine hastaneye götürdüler. Ne zaman oldu peki bu? Boş ver, üzülme sen. Dedemin kulağına söyle bakayım. Kim üzdü seni? Sen. Ben mi? Sen tabii. Babaannemle boşanacakmışsınız öyle mi? Doğru değil değil mi dede? Boşanmayacaksınız değil mi? Bunları sonra konuşalım olur mu? Gel hadi. Sana İtalya'dan neler aldım neler. Babaanne PlayStation getirdi. Onu geç. Benim hediyemi görünce küçük dilini yutacaksın. Ya ne getirdin peki? Milanlı Şevçenko'nun formasını getirdim. Hem de imzalı. Uf be, süper be dede. Aa baba, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Nasılsınız bakalım? Biz fena değiliz. Ama seni çok merak ettim baba. Babaanne bak, dedem geldi. Gördüm canım. Baba otursana şöyle, yorgunsundur. Aç mısın, yemek hazırlatayım mı? Yok, ne bir şey yerim ne de içerim. Yolda fazlasıyla yaptım o işleri. Babaanne dedeme hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldin Asaf Bey. Hoş bulduk Esma Nur Hanım. Ömer Asaf, sen o meşhur ayran gönüllü tilkinin hikayesini duydun mu? Anlatsana babaanne. Bu tilkinin kuyruğunu sallaya sallaya girmediği kümes, yemediği tavuk kalmamış. Ama sonra da dönüp dolaşıp geldiği yer yine kürkçü dükkanı olmuş. Ben gidiyorum. Baba, ne olur yapma. Yok öyle, burada kalıp laf işlemem ben kızım. İplikçi Hüsnü ile Yaşar Çatağan ailelerini ayarladık. Daha kapsamlı bir hastaneye sevk edelim dedik. İkna oldular. Güzel, aferin. Siz ne zaman emir verirseniz doktorlarla konuşacağız. Hemen konuşun. Bitirin şu ikisini artık.
Fazla uzadı bu iş. Sıkılmaya başladım. Biliyor musun, çok merak ediyorum. Ne konuşuyorsun bu arkadaşlarla? Merhaba Leyla, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne anlatıyor size? Ne söylüyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Mesela ben içeri girmeden önce en son size ne söyledi? Ne alıp veremediğim var benim adamlarımla Leyla? Baksana, seni görünce süt dökmüş kediye döndüler. Benim bir alıp veremediğim yok. Onları köşelere çekip fısır fısır konuşan sensin patron. Bu kadar hararetle ne istiyorsun bu çocuklardan bir bilsem. Senden de hiçbir şey kaçmıyor. Ben gazeteciyim Semih. İşim merak etmek. Manşet hazır Semih Bey. Leyla Hanım hoş geldiniz. Nerede kaldınız? Hoş bulduk Musim. Ne bu? Semih Bey, yarınki manşeti değiştirdi de. Semih Bey, neyi değiştirdi dedin sen? Leyla duydun işte. Manşeti değiştirdim. Çelebilere korkunç suikast. Ünlü tekstilci Galip Çelebi kurtuldu fakat en yakın arkadaşı Celal Türkan'ın öldüğü kazanın bir suikast olduğu ortaya çıktı. Bu ne demek şimdi Semih? Bomba gibi bir haber değil mi? Yarın bütün Bursa bu haberi konuşacak. Üzgünüm ama ben buna izin veremem. Bu manşet değişmeli. Hemen değiştireyim Leyla Hanım. Bu manşet değişmeyecek Leyla. Doğru mu bu haber? Savcılık bunu ihbar kabul eder. Galip'le konuştun mu sen? Bu manşet değişmeyecek. Balım, aç şu kapıyı lütfen. Ya yeter artık. Aldım dersimi. Affet beni ne olur. Balım, ne olur aç şu kapıyı. Ya yeteri kadar acı çekti çocuk. Çok pişman, görmüyor musun? Bak balım, her gün geleceğim, bilmiş ol. Ta ki sen beni affedene kadar. Affedersiniz. Şu adresi biliyor musunuz? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Tam önündesin. Şu apartman işte. Teşekkür ederim. Buralı değilim de. Hı-hı. Balım. Murat abi geldi. Hoş geldin Murat abi. Girsene. Hoş bulduk. Nasılmış benim küçük kuzenim bakalım? Gözlerim yollarda kaldı. Ne kadar güzeller. Niye zahmet ettin? Keşke ben vakit bulup sana çiçek alabilseydim. Ama bunları bir kapının önüne bırakmıştı. Ya. Belli ki gizli bir hayranım var küçük hanım. Seni çok özlemişim. Ben de. Merhaba. Tanıştırayım. Ev arkadaşım Yonca. Halamın oğlu Murat. Memnun oldum. Memnun oldum. Anne hala inanamıyorum. Deli olacağım vallahi. Üstüme gelme Veysel ne olur. Veysel lütfen yeter artık. Sen karışma Makbule. Oğlum biliyorum. Ben yanlış yaptım. Üstelik yanlış da anlaşıldın. Esma Nur Hanım kim bilir sizin hakkınızda neler düşünmüştür. Haklı çıktı yine, bravo anne. Ya yemin ederim Asaf'ı Bursa'ya dönmesi için ikna etmeye gittim. İyilik yapmaya çalıştım. İyilikten maraz doğar dedikleri bu olsa gerek. İyilik yapmaya kalktın ama ortalık karıştı. Aman canım, ortalık zaten karışıktı.
Bak Makbule, ne olur sen bu meseleye karışma, tamam mı? Tamam. Çok hatalısın anne, çok. Tamam, haklısın oğlum. Ben artık işe dönüyorum. Hadi eyvallah. Ya ben neden gittim ki İstanbul'a? Milletin ağzına sakız olduk. Anne boşuna üzüyorsun kendini. Sen gönlünü eğlendirmeye gitmedin ya. Oğlunun babasını görüp durumu nasıl diye bakmaya gittin. Benim Esma Nur'la konuşmam lazım. Hemen. Baş başa konuşmam lazım Esma Nur'la. Ayarlayabilir misin? Anne sen ne diyorsun? İşler Arap saçına döner iyice. Hiç konuşulur mu şimdi o kadınla? Sırası mı? Bundan daha kötüsü olamaz. Esma Nur tek başına olduğunda beni ararsın. Ben de bir taksiye atlayıp gelsem. Çiftliğe mi? Hı hı. Ya benimle dışarıda buluş diyecek halim yok ya. Kusura bakma anne ama çok kötü bir fikir. Hem de çiftlikte. Dünyada olmaz. Esma Nur ikimiz de lime lime doğurar. Yok kızım. Mutlaka Esma Nur'la konuşmam şart. Yanlış anlaşıldım. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Semih buna izin veremem. Bu gazetenin listelerini satın almış olabilirsin. Ama hala editör bensem bu haberi yapamayız. Duygusal düşünüyorsun. Aklınla mantığınla hareket et. Bir iş kadını gibi düşün, bir gazeteci gibi. Haberin kaynağı kim peki? Galip hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin Çelebi. Nasılsın? Ne oluyor Leyla? Kazanın haberini yapıyormuşsunuz, doğru mu? Doğru Galip. Sadece yapma gereği duyuyorum vicdanen. Benden başka bir açıklama isteme. Ne oldu böyle sana ya? Ne biçim bir arkadaşlık bu? Başka biri gibisin. Celal'in katilleri bulunsun istemiyor musun yoksa? Arkasında bıraktığı dul kadının, yetim çocuğun hakkını korumayalım mı? Emin ol, bunu senin kadar ben de istiyorum. Hatta senden daha çok. Ama senin yöntemin yanlış. Nasıl ya? Ne varmış benim yöntemimde? Galip lütfen sakin ol. Sen karışma lütfen. Bu haberi derhal değiştirin. Semih bu haberi değiştir. Üzgünüm Galip. Yapamam. Ya. Peki niye? Celal için. Senin için. Bu haberi yapmakla seni koruyorum Galip. Anlasana artık. Beni mi koruyorsun? Seni koruyorum tabii. Kendi başına işler yapıyorsun. Garip garip silahlı adamlarla dolaşıyorsun. Ne savcılığa haber verdin ne de polise. Başın belaya girecek farkında değilsin. Celal niye öldü? Hatırlasana. Senin arabanın freni kesildi diye. Tesadüfen direksiyonda o vardı. Oysa hedef sendin. Ne değişti? Seni öldürmek isteyenler hedefine ulaştı mı? Hayır. Tehlike altındasın Galip. Bana bu haberi yapmayacağını söyle. Üzgünüm Galip. Ama bunu yapacağım. Öyle mi? Peki. Sakın bir kelime bile söyleme. Bu haber yarınki gazetenin manşetinde olacak o kadar.